biri. Dondurma kilo aldırıyor mu? Dondurma kilo aldırır mı? Güzel bir soru. Şimdi gelato dediğimiz dondurma tipinde sütlü ve meyveli olmak üzere meyvelere sorbe diyoruz. İki gruba ayrılıyor. Sütlü grupta yağ oranı mümkün derece düşüktür. %3 oranında sütün kendi yağ oranı vardır. Şeker oranı düşüktür. Çünkü dondurmada kendi tadını alsın istiyoruz. Meyveli ise süt ve krema kullanmıyoruz. Meyvenin tamamen kendini kullandığımız için kilo aldıracak bir dondurma değil diyemem. Ama hani diğer dondurma gruplarına göre katkı maddesi çok az olan, tamamen doğal olduğu için çok fazla kilo aldıracak bir dondurma değil. Tabii dengeli tüketirsek, işi abartmadığım sürece sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Peki dondurmanın raf ömrü ne kadar? Dondurmanın yine kendi gelato üzerinden düşüneceğim. Çok uzun ömürlü bir dondurma değil. Ne kadardır? Biz kendi dondurmalarımızda 6 ay gibi bir ömür biçiyoruz. İyi soğuk zinciri bozulmadan saklandığı şekilde. Daha kısa ömürlü dondurmalar da var. Ama tabii dondurmayı o kadar da saklamamak gerekir. Daha kısa sürede tüketmek daha iyi olabilir. Peki gündelik hayatta ben dondurmayı bir günde en fazla ne kadar tüketebilirim? Gündelik hayatta ne kadar tüketebilirsin? Yani ne diyelim, top misal diyelim. Yediniz 3 top, 2 top ya da 4 top. Yani çok da fazla tüketmek, abartmak, kalkıp 1 kilo dondurmayı tüketmek çok da doğru olmayabilir. Ha, sağlık açısından bir sıkıntı olduğu için değil. İster istemez hangi ürün olursa olsun çok fazla abarttığımız zaman onun da bir takım sıkıntıları olacaktır kilo almak gibi. Peki Tolga Bey, Türkiye'de durum nedir? Biz dondurmayı ne kadar tüketiyoruz? Neyi tercih ediyoruz daha çok? Türkiye'de önce dondurma tüketimine baktığımız zaman şu son 10 yılda ciddi bir aşama var. Yani dünya geneline baktığımızda aslında biz Yunanistan'dan bile daha az dondurma tüketen bir ülkeydik. Yani nasıl diyeyim, yıllık kişi başına 500 gram kadar bir şeydi. Ki bu şu son zamanlarda 2-3 kiloya kadar çıktı. Yani bu konuda en başı çeken ülke Amerika, yıllık 10 kiloya kadar geçiyor. Tam da şu an son net rakamları bilmiyorum. Türkiye'de en çok tüketilen dondurma çikolata ve sadedir. Yani çikolata ve sade dondurma tüketiminin %40'ını oluşturmakta. Çikolata ve sade olmazsa diğer dondurmaları insanlar yemek istemiyor. Böyle bir durum var. Peki efendim, Galata Gelato diyoruz. Nedir bu Galata Gelato'nun hikayesi? Galata Gelato'nun hikayesi nedir? Şöyle başlayayım. Biz bu işi 2011 yılında kurduk. Bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız Ufuk Bey'le. Ben eski basın çalışanıydım. O da kendisi eczacı. Biz bu işe Galata Kulesi'nin dibinde başlamayı düşünmüştük. Yerimizi de orada bulmuştuk. Ama tabii bir takım sebeplerden dolayı olmadı. İsmimiz oradan geliyor. Galata Gelato. Gelato İtalyanca dondurma demek. Yani ice cream'den farklı. Neden İtalyanlar gelato diyor? Çünkü tamamen işte her ürünün kendine ait reçetesi var. Yani mevsimine göre kullandığın şeker oranı bile değişmekte. Bu kadar detay olan bir ürün. Galata Gelato'nun hikayesi aslında biraz buradan geliyor. Peki neden Galata Gelato'yu seçsin o zaman bu oteller, işletmeler, dondurma ihtiyaçlarını gidermek için? Şimdi sektörde şöyle bir boşluk var. Endüstriyel dondurma grubu her yere hakim diyebiliyoruz. Ama ve lakin daha artizan usulü dediğimiz butik, diyelim otellere gittiğimizde şeflerin isteklerine yönelik dondurma üretebiliyoruz. Hani biz fabrikasyon olmadığımız için şeflerle görüşüp onlar artık ben şöyle bir dondurma istiyorum, içinde çikolata olsun, kakao oranı şu kadar olsun gibi onlara özel dondurma yapabiliyoruz. Bir avantajımız da şu, biz sloganımızda olduğu gibi taze meyve, taze dondurmadan yola çıkarak stoklu kışın dondurma üretip biriktiren bir firma değiliz. Diyelim ki otelden 2 gün önce sipariş alıyoruz. Aldığımız siparişi yapabilmek için sabah hale gidip en taze meyveleri seçiyoruz. O meyvelerden dondurmalar yapıp yani müşterimize olabileceği en taze ürünü sunuyoruz. Tabii bu da bizi seçmeleri için bir tercih nedeni oluyor. Peki efendim, teşekkürler bu değerli paylaşımınız için. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Altın Rehber izleyiciler, efendim havaların ısınmasıyla birlikte siz de taze meyve ve taze dondurmanın tadına bakmak, keyfini sürmek istiyorsanız Halkalı'da Galata Gelato'ya ulaşabilirsiniz. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın.